Herkese selamlar. Bu videoda sinematik evrenlerde gördüğümüz en hızlı 10 karakter için sıralama hazırladım. Şimdiye kadar Marvel ve DC arasında birçok karakter karşılaştırması yapmış olsam da sinematik evrenlerdeki hızlı karakterlerin sayıları da bir hayli artmaya başladı. Karışık evrenlerden karakterler kullanacak olsam da genel olarak kahraman ya da düşmanları bu listeye dahil edeceğim, haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara Etrain. The Boys serisinden tanıdığımız Etrain bu listenin son sırasında olmayı gerçekten de hak ediyor. Dizi içerisinde Etrain'in en can alıcı sahnesi ise daha ilk bölümde kaldırımdaki kadını parçalara ayırdığı sahnede gösterilmişti. Burada hız gücünün nasıl bir şey olduğunu gördük ama dediğim gibi maksimum hızı ışık hızıyla kesinlikle yarışamaz. Kendisi maksimumda saatte 1600 km hıza ulaşabilmişti. Bu sıradan bir insana göre manyak derecede yüksek bir hız olsa da bu listeye ucu ucuna anca girebilmesini sağlıyor. 9 numara Thor Odinson. Tabii ki tescilli bir Thor fanı olarak Thor'u bu listeye almamın sebebini sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. MCU'da Thor'un son derece yüksek hızlarda hareket edebildiğini ve Quicksilver'ın dondurulmuş vizyonunda bile mücadele ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Bu sahnede Iron Man'in ışık hızında ilerlemesi gereken lazeri bile durmuşken Thor mücadele etmeye devam ediyordu. MCU'da Quicksilver'ın potansiyel olarak ışık hızında hareket edebileceği de resmi olarak onaylanmıştı. Thor'un sadece dünya üzerindeki hızı bile diğer karakterlerden çok daha yüksekti. Bunun yanında Bifrost'un gücüyle solucan delikleri açabildiğini ve son filmde kazandığı Thunderbolt sayesinde yine ışık hızına çıkabildiği bilinen bir gerçekti. Bu nedenle MCU'da gördüğümüz en hızlı karakterlerden birisi Thor olmuştu. Gölgelerin içinde hareket eden ve yine tanrılara kafa tutan Gore the God Butcher bile Thor'un hızına yetişemiyordu. Ayrıca Mighty Thor sadece birkaç saniyede dünyayı birkaç defa dolaştığını ve üzerinde Gore the God Butcher'ı aradığını söylemişti. Cowards must have run away. We'll find them. Thor'un da şu anda Mjolnir'i kullandığını düşünürsek Thor hala çok yüksek hızlarda hareket ediyor demektir. Bunları Thor'u çok sevdiğim için söylemiyorum tabii ki. Zaten çok manyak bir Thor fanı olsaydım videonun birinci sırasına Thor'u koyardım. Ancak Thor bu listeye ucu ucuna giriyor dersek fazla abartmış olmazdık. 8 numara Shazam. All right. Hey yo, back! Shazam filmini izleyenlerin de bileceği üzere Shazam 6 Yunan tanrısından güçler kazanmıştı. Bu güçler arasında Merkür'ün hızını da kazanan Shazam'in yine ışık hızına varan hızlarda hareket edebildiği bilinen bir gerçek. Mesela Shazam ve kardeşleri henüz güçleri konusunda usta olmadıkları için diğer tanrılarla mücadele ederken onlara Speed Blitz atamamışlardı. Ancak bir noktada Shazam'in Hespera ile mücadele ederken hız faktörünü devreye soktuğunu ve ona hız saldırısı yaptığını görmüştük. Did your dad have super speed? Tabii ki böylesine önemli bir özelliği göz ardı etmesi Shazam'ı gerçekten çok gerilere koymama neden oldu. Potansiyel olarak Shazam gerçekten çok hızlı olabilir ancak bizlere gösterdiği hızı gerçekten yeterli değildi. Yoksa Shazam'ın da Black Adam'dan aşağı kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum. 7 numara Black Adam. Black Adam'ın ilk sahnelerde bile ne kadar hızlı olduğunu hatırlarsınız. O da tıpkı Shazam gibi 6 farklı tanrıdan güçler kazanıyordu. Ancak Black Adam'ın güçleri Yunan tanrıları yerine Mısır tanrılarından geliyordu. Black Adam'a hız gücünü veren tanrı ise Hera olarak biliniyordu. Black Adam'ın Shazam'a göre güçlerini daha iyi kullandığını ilk film içerisinde görmüştük. En azından Black Adam sahip olduğu hız gücünün farkındaydı. Black Adam'ın bilinen maksimum hızı ise bir saatte 990 mil olarak belirlenmiş durumda. Bunu da şu süper jetleri yakalarken gösterdiği hız başarısına göre hesaplamışlardı. Buna göre Black Adam'ın maksimum hızı gerçekten de düşük gözüküyor ama tam hızında olup olmadığı belirsiz. Diyelim ki bu sahne içerisinde Black Adam'ın ani manevra yapması gerekecek, bu durumda hızını maksimumda kullanması çok zor. Ayrıca kendisini bir anda durduramazsa aşırı derecede hızlı gidip aracın içindeki çocuğu öldürebilirdi. Yani ben Black Adam'ın çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi şu anda resmi veriler bu şekilde. Yine de Black Adam'ı en azından maksimum ışık hızında gördüğüm için bu noktada yer alıyor. Karakterin maksimum hıza ulaşmasını gerektirecek herhangi bir şey yaşanmadığı için ise listede bu kadar geriye koyuyorum. 6 numara Makari. Eternals filminde gördüğümüz Makari, Marvel sinematik evrenindeki en hızlı karakterlerden birisi. Ancak kesinlikle ama kesinlikle en hızlısı değildi.
Film içerisinde kendisi Atlantik Okyanusu'nu kısa sürede geçmeyi başarmıştı ve buna göre hızı hesaplandığında bir saatte 2800 mil yol gidebileceği gösterildi. E tabi bu durumda Macari'nin Ed Train gibi karakterleri kolayca tokatladığını anlıyoruz. Bunun yanında Black Adam'dan çok daha hızlı gösterilmiş oluyor ve zaten Macari'nin çizgi romanlardaki hızı da Black Adam'la hemen hemen aynıydı. Her iki karakter de maksimum ışık hızında gidebiliyorlardı ya da ışık hızının iki katı diyebiliyorum. Ancak tabii ki sinematik evrende Macari'nin böyle bir başarısı yoktu. Yani kendisi Icarus'ı dövdüğü sahnede bile ışık hızına çıkmadı. Ancak Icarus'ın göz lazerlerinden kaçmayı başardı. Macari'nin hız gücü Celestials'ın Eternals'a vermiş olduğu kozmik enerjiden geliyordu. Dolayısıyla her birisinin içinde kaynağı belirsiz, sınırsız bir enerji var ve bu kozmik enerji Macari'yi sonsuza kadar koşabilecek seviyeye çıkartıyor. 5 numara, Kaptan Marvel. Kaptan Marvel'ın diğer Speedster'lar gibi hızlandırılmış bir vizyonu olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak kendisi Tesseract sayesinde kazanmış olduğu kozmik güçleriyle uzay yolculuklarında çok yüksek hızlara çıkabiliyordu. Gezegen üzerinde ya da uzay yolculuklarında hızlı olmasının anlamı da çok büyük. Çünkü Dünya ve Güneş arasındaki mesafe bile ışık hızıyla 8 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Kaptan Marvel'ın hızıyla ulaştığı mesafe ise ışık hızını bile katlıyordu. Ancak Dünya'da veya herhangi bir gezegen üzerinde çıktığı maksimum hızı saatte 950 bin mil olarak açıklandı. Ve bu da Avengers Endgame filminde Thanos'un saklandığı gezegeni saniyeler içinde dolaşması ve analiz etmesi üzerinden ona verilen hızıydı. Ama dediğim gibi Kaptan Marvel'ın maksimum hızı tüm karakterleri geride bırakacak kadar fazla. Hatta What If serisinde Infinity Ultron'u Xandar gezegeninin çekirdeğine kadar sokmuştu. Bunun için hem çok hızlı hareket etmesi hem de sonu belirsiz bir enerji kullanması gerekiyordu. Aynı zamanda What If serisine göre yorumlarsak Kaptan Marvel'ın uçuş hızı Superman'in dünya üzerindeki uçuş hızını bile geçerdi. Çünkü gezegen yüzeyinden uzaya çıkma süresi sadece 3 saniye falan sürmüştü. Ancak Kaptan Marvel'ın zamanı dolmuş şekilde görebileceği bir vizyon sahnesi olmadığı için onu Superman'in gerisine koyuyorum. 4 numara, Superman. Superman ise DC Extended Universe'de Shazam ve Black Adam gibi karakterlerden çok daha hızlı kabul ediliyordu. Superman'in hız gücü güneşten emdiği radyasyona bağlı olarak artıyor. Dünyaya yeni gelen Kryptonlar Superman kadar hızlı değiller ancak Superman'in hızı gerçekten çok fazlaydı. Burada sizlere sadece uçuş hızından bahsetmiyorum. Etrafını ağır çekimde izlemesi ve buna göre genişletilmiş algıya sahip olması bile yeterli. Mesela The Flash filmindeki Kryptonlar Flash ve Young Barry'nin varlığını görememişlerdi. Hatta Flash ve Young Barry Kryptonları teker teker temizlemişlerdi. Superman ise Flash'ın varlığını hissedip onun hızını algılayabildi. Hem de bu sahnede ölümden geri döndüğü için güç seviyesi en üst sınırında değildi. Superman'in hızlandığı zaman kolay bir şekilde ses bariyerini aştığı bilinen bir gerçek. Snyder Cut filminde ise yaklaşık olarak 2 saniyede falan egzosfere çıkmıştı. Bu da en azından Superman için dünya üzerinde Mach 72 hızında demek oluyor. İşte bu yüzden karakterlerin yeryüzünden uzaya çıkma olayını fazla küçümsemeyin diyorum. Ama şu da bir gerçek, Superman'in dünya üzerinde hızlanması dünyayı gerçekten mahvederdi. Yani sınırlarını zorlayacak ve daha fazla hızlanacak olursa o zaman dünyanın mahvolması ve üzerindeki hayatın sona ermesi de mümkün. Şimdiye kadar Superman'in uzay yolculuğunu görmedik ama eski filmlere göre yorumlarsak dünyanın etrafında dönüp zamanı geri almıştı. Bu da bizlere en azından ışık hızına çıkabildiğini gösteriyordu. Eğer ki DC Extended Universe versiyonu devam etseydi belki buna benzer şeyler görebilirdik. 3 numara, Quicksilver. Buradaysa X-Men serisindeki Quicksilver'ı aldım ancak MCU Quicksilver'ın potansiyel olarak çok daha hızlı olduğunu belirtmek isterim. X-Men serisindeki Quicksilver'ın saniyeler içinde gerçekleşecek olan bir patlamadan koskoca okulu gayet rahat bir şekilde kurtardığını hatırlarsınız. Bu hız seviyesi ise X-Men film serisinde asla göremediğimiz bir seviyeydi. Ve muhtemelen sizler de benim gibi X-Men serisindeki Quicksilver'ın MCU'daki Quicksilver'dan çok daha hızlı olduğunu düşünüyordunuz. Ancak maalesef ki Aaron Tyler Johnson'ın canlandırdığı Quicksilver'ın Dr. Dis tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ışık hızına çıkabildiği söylenmişti. Yani karakterin ışık hızına çıktığı ve bunu başardığı onaylandığı için MCU'daki Quicksilver'ı çok daha hızlı kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ben ikisini de bir almak istedim. Sonuçta her ikisi de aynı karakterin farklı evren muadilleriydi. Ancak X-Men serisindeki Quicksilver'ın Xavier School'daki çocukları kurtardığı sahne Superman'in şimdiye kadar sergilediği tüm hız başarılarını aşıyordu. Zaten DC evreninde Flash dışında bu kadar hızlı bir karakter görmedik. Ayrıca karakterin 7.4 milyon millik efsane bir hıza sahip olduğu da açıklandı. 2 numara, The Flash.
Flash'ın sahip olduğu hızı sizlere şöyle tarif edeyim. Karakter o kadar hızlı ki o koşmaya başladığında zamanı geri alacak kadar hızlıydı. Flash'ın ilk hız başarısı Snyder Cut filminde gösterilmişti. Süpermen'i uyandırdıkları sahnede ana kutu suya değdiği anda Barry'nin kutuya güç vermesi gerekiyordu. Bu sahnede ise Barry kutuya güç vermek için geç kalınca zamanı geri alıyor ve kutuyu sudan çıkartıp ona güç veriyordu. Filmin devamında ise ana kutuların birleştiğini ve dünyayı apokalipse dönüştürdüğünü görmüştük. Bu sahnede ise Flash'ın Speed Force'a girip zamanı geri aldığını ve her şeyi düzelttiğini görmüştük. O zamana kadarsa Barry zamanın sadece küçük bir bölümünü geri alabildiğini sanıyordu. Yeni gelen The Flash filminde ise bir evrenin gerçekliğini baştan yazabildiği ve geçmişi tamamen değiştirebildiği açıklandı. Şimdiye kadar geride kalan hiçbir karakterin böyle bir başarısı olmamıştı. Yani zamanı tersine çevirebilecek kadar hızlı olan bir karakterin hızı aslında belirsiz demektir. Ancak ille de bir sayı vermek gerekiyorsa 670 milyon mil diyebilirsiniz. Bu arada dostlar, The Flash'ı aldığım bölümde dizi evrenindeki karakterleri de buraya dahil edebiliyorsunuz. Çünkü her birisinin aslında Jay Garrick üzerinden zamanı geri alma yeteneği vardı. İşte bu nedenle The Flash filmindeki karakterlerin büyük bir çoğunu aslında bu listede ikinci sıraya girebiliyorlar. 1 numara Super Sonic. Sonic normal formundayken bile son derece hızlı bir karakterdi. Tıpkı Flash ya da Quicksilver gibi ağır çekimde genişletilmiş bir vizyona sahipti. Karakterin isminden de anlaşıldığı üzere Sonic normalde ses hızına çıkabilen bir karakter olarak biliniyordu. Ancak potansiyel olarak onun da ışık hızına çıkabildiği açıklanmıştı. Super Sonic ise Sonic serisinin ikinci filminde gösterilmişti. Kaos zümrütlerinin gücünü alan Sonic artık istediği her şeyi yapabilecek seviyeye ulaşmıştı. Orijinlerde ise Sonic'in bu formunun hızı ölçülemez derecede fazlaydı. Kaos zümrütleri sayesinde zaman ve mekanı aşan Sonic, Flash gibi kontrolsüz bir hıza sahip olamaz. Yani Flash'ın Speed Force'a girmesi ve istemeden zamanı baştan yazması aslında onun bir kusurudur. Ancak Sonic kaos zümrütüyle zaman ve mekanın dışında kaldığı için onun böyle bir sorunu olmuyor. Yani Flash geçmişte ufak bir şeyi değiştirdiği zaman Batman de değişiyor ama Sonic böyle bir şey yaptığı zaman asla böyle bir durum meydana gelmeyecek. Dolayısıyla Sonic normal formunda bile Flash'la rekabet edebilecek hızlara sahipken Super Sonic Flash'a göre çok daha hızlı olmalı. Orijinlerde ise Sonic'in hızı Flash'ın hızından çok daha fazlaydı. Hatta hatırlarsanız bununla ilgili bir video bile yapmıştım ve formlar devreye girecek olursa o zaman Sonic çok rahat bir şekilde kazanır demiştim. Super Sonic'in hızı ise ölçülemez derecede fazla, yani sonsuz bir hıza sahipti. Bu noktada karakter Kratos ya da God of War tanrıları gibi oldu biraz ama gerçekten de öyle. Peki bu listeye başka karakterler giremez miydi derseniz ben pek sanmıyorum. Mesela Adam Warlock'u düşündüm ancak o bile küçük bir kasabadaki yolun sonunda kendisini kurtaramamıştı. Thor'un Mighty Thor olarak birkaç saniyede koskoca dünyayı dolaştığını ve aradığını hatırlarsanız Adam Warlock bile Thor'la yarışamazdı. Bu nedenle benim güncel listem bu şekilde. Bu arada söylediğim gibi dostlar, Flash'ı koyduğum sıra içerisinde diğer Speedster'ları da koyabilirsiniz. Dark Flash, Jay Garrick ya da Young Barry gibi karakterlerde Flash da aynı hıza sahiplerdi ve onlar da kendi evrenlerinde zamanı baştan yazıyorlardı. Dolayısıyla her bir karakteri teker teker ekleme ihtiyacı duymadım, yoksa diğer karakterlere yer kalmazdı. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.